geldiniz. Mikro iktisat derslerimize başladığımız zaman arkadaşlar birkaç hafta sonra ilk konumuz bir malın fiyatının nasıl belirleneceği olacak. Bu noktada da talep ve arz kavramlarını incelemeye başlayacağız. Bugünkü bu ön soru çözümü dersinde işte bu talep, arz ve onlardan bu iki fonksiyonla bağlantılı olarak esnekliklerle alakalı talep esnekliği, arz esnekliği, çapraz esneklikle alakalı soru örnekleri çözeceğiz. Bu soru örneklerinin tamamını eski yılların çıkmış sorularından seçtim. Bu hem size KPSS sınavları konusunda genel bir fikir verecek, hem de bu soru çözümü aracılığıyla dersi nasıl işleyeceğimize ilişkin bir fikriniz de olacak. Bu mesaj bölümüyle sizin de cevaplarınızı herhalde görebiliyorum. Birazdan başlayacağız. Şu an herhalde başlamamız gerekiyor. Bir 5 dakika geçmiş durumda. Başlayabilirim. Tamam mı Ercan Hocam? Teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz ekranda gördüğünüz gibi KPSS sınavında 2005 yılında sorulmuş bir soru. X malının fiyatındaki bir artış karşısında Y malına olan talep sola kayıyorsa, Y malına olan talebin sola kayması, bakın şu ifadenin bir altını çizelim öncelikle. Y malına olan talep sola kayıyorsa, X ve Y mallarının niteliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi X malının fiyatı artıyorsa, şu bilgiyi şuraya bir çıkaralım. X malı fiyatı artıyor. X malının fiyatına zam gelmesi karşısında bir Y malı var ki, bu Y malı, bu Y malının talebi sola kayıyor. Yani Y malı talebinin sola kayması. Şimdi bu sola kayma ne demek? Buna değineceğim önce. Şuraya yazalım. Talebi sola kayıyor. Arkadaşlar standart bir talep eğrisi, negatif eğimli bir talep eğrisi, aksi belirtilmediği sürece hep öyle alınacak derslerimizde. Şu şekilde gösterilir. Bakın bir talep eğrisi çizelim. Bu talep eğrisini çizerken dikey eksende malın fiyatını, yatay eksende de şöyle fiyatı PX ile, price of X, İngilizce karşılığının baş harflerini kullanıyoruz. Yatay eksende de talep miktarını gösterecek şekilde QD yazıp bir talep eğrisi çiziyoruz. Bu talep eğrisi, şöyle talep eğrisini vurgulamak için de D harfini kullanacağız. Demand kelimesinin D'si. Eğer bu talep eğrisinde şurada çizeceğim gibi sağa doğru bir kayma olmuşsa, bu talebin artması anlamına geliyor. Bunu derslerde çok detaylı göreceğiz ama şu aşamada şöyle kısaca bir açıklama getirebilirim. Eğer talep eğrisi sağa kayıyorsa arkadaşlar, bakın bir fiyata karşılık gelen, diyelim ki o fiyat 5 lira, o 5 liraya karşılık gelen talepte bir artma oluyor. Yani eğri sağa kaydığında bu durum bize aynı fiyattan daha çok mal talep edildiğini gösteriyor. Peki sağa doğru kayma talebin artması anlamına geliyorsa, talebin artmasını, talep eğrisini sağa doğru kaydırarak göstereceksek, tahmin edebileceğiniz gibi talep eğrisini sola doğru çekmek de talebin azalması demektir. Dolayısıyla sorunun çözümü için bu sağa sola kayma ifadesine bir anlam kazandırdık. Yani Y malının talebi azalıyorsa diyor soruda. Şöyle kısaca azalıyor yazayım. Peki X malının fiyatı artarken Y malının talebi azalıyorsa, X ve Y malları arasında bir bağlantı var demektir. Bakın o bağlantıyı şöyle birlikte netleştirmeye çalışalım. Tahmin ediyorum çoğu arkadaşımızın da
tahmini bu konuda doğru olacaktır. Eğer bir X malının fiyatı arttığında Y malının tüketiminde azalma oluyorsa, bu X ve Y malı ilişkisiz mallar değildir. İlişkisiz değilse iki mal ya tamamlayıcı mallardır, iktisat teorisine göre tamamlayıcı. Şimdi buna bir örnek yazacağım birazdan. Bu iki malın tamamlayıcı mallar olduğunu söyleriz. Ya da X ve Y malları ikame mallardır. İkame kelimesi birbiri yerine geçen demek. İkame. Bunu derslerde de çok kullanacağımız iki örnekle netleştirelim. İkame mallar yazıyorum şuraya. Eğer tamamlayıcı mal dediğimizde aklımıza çay ve çayla beraber genelde tüketilen şeker gelirse, ikame mallar dediğimiz zaman da eğer X malı çaysa, çayın ikamesi olan kahveyi akla getirebilirsek, bu soruya cevabı kolayca verebiliriz. Şimdi X malının fiyatı yükseldiğinde, yani çayın fiyatı yükseldiğinde şekerin tüketimi mi düşer yoksa kahvenin tüketimi mi düşer? Çay ve kahve birbirinin ikamesi, yani rakibi olduğuna göre çaya zam gelmesi kahve satışlarını azaltmaz, arttırır. Buna karşılık çay ve şeker ikilisini düşünürsek, X malı eğer çaysa, bakın şuraya çay kelimesini hemen ekleyelim. Çay fiyatı artarsa şekerin talebi azalacaktır. Çünkü çaya zam gelince insanlar daha az çay içecek, daha az çay satın alacak ve daha az çay satın aldıklarında da yanında daha az şeker talep edeceklerdir. İşte bağlantıyı bu şekilde kurabildiğimize göre, yani X ve Y mallarının çay ve şeker gibi mallar olduğunu tespit edebildiğimize göre, o zaman X ve Y malları tamamlayıcı mallardır dememiz gerekir. Yani sorunun doğru cevabı Bursa seçeneği oluyor. Eğer X malının fiyatı artarken Y malının talebi artıyor deseydi, o zaman çay kahve ikilisini akla getirmek doğru olacaktı. Yine ÖSYM'nin hazırladığı sorulardan, sınavlardan birinden bir örnek var. Kaymakamlık sınavını da ÖSYM hazırlıyor arkadaşlar. KPSS sınavlarına hazırlanan arkadaşlara KPSS sorularını da ÖSYM'nin hazırlamasından dolayı ÖSYM tarafından hazırlanmış tüm soruları, özellikle çalışmalarını tavsiye ederiz. O yüzden bu örnek soru çözümü dersine de kaymakamlık sınavlarında sorulmuş sorulardan da örnekler aldım. Ha evet, Elif, bu yeni soru için mi acaba C şıkkını gönderdin? Şöyle şuraya alalım. Ha, yeni soru için teşekkürler. Bakalım çözüm bittiğinde kontrol edelim. Bir malın fiyatındaki düşüş aşağıdakilerden hangisine neden olur? Arkadaşlar, bir malın fiyatı değiştiği zaman ortaya çıkabilecek birçok etki var. Ancak şıklara göz attığımız zaman malın talep eğrisiyle alakalı sorunun hazırlandığını anlıyoruz. Burada bizim için çok önemli bir ayırıma kısaca değinme imkanı verecek bu soru bize. Bakın, bir talep eğrisi çiziyorum. Talep eğrisi çizebilmem için eksenlerde demin bahsettiğim gibi fiyat ve miktar olmalı. Talep eğrisi negatif eğimli bir fonksiyon. Talebi anlatmak için D harfini kullanıyorum, demand'in D'si. Ve bir talep eğrisi üzerinde değişik fiyatlarda tüketicilerin ne kadar tüketim yaptığını gösteren eğridir. Bakın şöyle iki tane fiyat örneği ve talep miktarı örneği vereceğim. Göreceksiniz. Şurada 6 lira fiyat olsun. Sonra fiyatı 5 liraya düşüreyim. Şurada talep edilen miktar 10 olsun ve şurada da 14 olsun. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar, çizdiğimiz bu şekilde şunu anlatmış oluyoruz. Bir mal var, X malı diyelim buna. X malını şöyle P'nin altına bir X ve Q'nun altına bir X yazarsak daha doğru ifade etmiş oluruz. Bu X malının fiyatı 6 lira olduğunda
talep edilen miktar 10. 5'e düştüğünde ise fiyat, talep edilen miktarda bir artış oluyor. Yani 10'dan 14'e çıkıyor. Bakın buradan hareketle şöyle kalemin rengini değiştireceğim. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Malın fiyatı düştüğünde talep eğrisi üzerinde şu noktadan şu noktaya geliyoruz. Şu kırmızı ile işaretlediğim hareket oluyor. Ya da malın fiyatı arttığında tam tersi yönde. Bakın şu yatay eksendeki sayılar talep miktarları olduğu için malın fiyatı düştüğünde talep miktarı artıyor. Zaten fiyat ve talep miktarı ilişkisinin ters orantılı olması talep yasasının bir sonucu. Yani X malının fiyatı düşer, X malının fiyatı düştüğünde X malının talep edilen miktarı artar. Bunun tersi de geçerlidir. Malın fiyatı artarsa X malının talep edilen miktarı azalır. O zaman bir malın fiyatı düşerse, soruda bize bakın fiyatın düşüşü verilmiş. Bunları arka plan bilgisiyle ve sayısal geometrik açıklamaları ve örnekleriyle derste çok detaylı göreceğiz. Bir malın fiyatı düşerse bu durumda bu malın talebi değil ama talep miktarı artar. Peki talebi niye artmıyormuş? Talep miktarı artar, fiyat düşerse. Bu zaten şıkta yazıyordu. Ancak altına şöyle bir ekleme yaparsam ve siz de not ederseniz çok iyi olur. Talep miktarı artar ancak talepte değişme olmaz. Talep değişmez. İşte şimdi birazdan talebin değişmesi ne demek? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar talebin değişmesinden kastedilen şu çizdiğimiz talep eğrisinin bir önceki soru bunu destekler nitelikteydi. Şu çizdiğimiz talep eğrisinin topluca hareket etmesidir. Yani şöyle demek istiyorum. Bir talep eğrisi var. Şu soldaki grafiği çizdiğimi varsayın. D1. Bu talep eğrisi topluca sağa kayıyor. Peki talep eğrisinin topluca sağa kayması ne anlama gelir? Şu soldaki 6 liralık fiyat örneğini tekrar buraya alayım. Bakın fiyat 6 lirayken talep edilen miktar 11. Peki 6 liralık fiyat yerinde dursun ama talep edilen miktar artsın. Fiyat değişmezken talep edilen miktarda artış oluyorsa tüketimi etkileyen malın fiyatı dışındaki bir faktör değişmiş demektir. Bakın bunları en akılda kalacak örnekleriyle hemen sıralayabilirim. Bunlardan birincisi tüketicilerin satın alma güçleri. Yani reel gelirleri arkadaşlar. Yani fiyat 6 lirayken normalde 10 birim tüketilen bir mal, fiyat 6 lirada kalırken artık 15 birim tüketiliyorsa şöyle gerekçeleri olabilir bu durumun. Ya tüketicilerin satın alma güçleri yani reel gelirleri artmıştır. Veya zevk ve tercihler bu mala yönelik olarak değişmiştir. Yani mal moda olmuştur. İnsanlar bu ürünü daha çok tercih eder hale gelmiştir. Salgın döneminde maskeye gösterilen ilgi buna örnek olarak verilebilir. Veya tüketici sayısı artmıştır. Tüketicilerin bu malın fiyatının gelecekte artacağına dair bir beklentileri olmuştur gibi. Bunu eğer not eden arkadaşlarımız varsa şöyle yazabilirler. Talebi etkileyen fiyat dışındaki faktörler talep eğrisini sağa sola kaydırır. Ama fiyatın kendisi değiştiğinde soldaki şekilde gösterdiğim gibi talep eğrisi sola kaymadığı gibi sağa da kaymaz. Sağa ya da sola kaymaz. Sağa sola kaymaz ama talep edilen miktarı arttırır. Yani belki şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Tamam sola kaydırmıyor ama sağa kaydırıyor değil mi? Hayır, sağa kaydırmıyor. Çünkü sağa kayması için ikinci şekilde gösterdiğim gibi malın fiyatı dışındaki faktörlerden birinin tüketim arttırıcı yönde değişmesi gerekir. Evet, Elif arkadaşımızın verdiği cevap doğruymuş. Tebrik ederim Elif. Ceyhan.
İçinde bulunduğumuz yılın, yani 2021 yılının sorusunu çözelim şimdi de. KPSS 2021. X ekonomisinde, diyelim Türkiye'de, benzin fiyatları uzun süredir sürekli düşmektedir. Benzin fiyatı sürekli düşüyor. Diğer tüm değişkenler sabitken, biliyorsunuz buna ceteris paribus adı da veriliyor. Diğer tüm değişkenler sabit, ceteris paribus. X ekonomisi, benzinli araç sektöründe gerçekleşmesi olası durum aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir not yazabilirim. Benzin. Mallardan biri benzin. Diğeri benzinli araç. Yazmak isteyen var mı acaba? Benzinli araçla benzin nasıl mallara örnek? Benzinli araç ve benzin. Evet, cevap gönderen arkadaşlar var. Bakalım birazdan göreceğiz. Benzin ve benzinli araç. Evet Eren, teşekkürler. Tamamlayıcı mallardır. Nasıl ki çay alanlar genel olarak şeker de alır yanında. Hatta çay ve şekere göre çok daha güçlü bir örnek tamamlayıcı mallar. Evet Okan. Yani araba alanların benzin alması ya da benzin benzeri bir başka yakıt alması kaçınılmaz. Dolayısıyla benzin ve benzinli araç tamamlayıcı mal ikilisi. Peki benzin fiyatları sürekli düşmektedir diyor. O zaman şöyle yazayım. Benzin fiyatı düşüyormuş. Benzin fiyatının düşmesi, şöyle ise yazabilirim herhalde. Arkadaşlar benzinin ucuzlaması, hani çay ucuzlayınca şeker tüketimi nasıl artıyor? O zaman benzin ucuzlarsa araba kullanmak, benzinli araç kullanmak masrafı azalacağı için benzinli araç tercihinde, talebinde artış olacaktır. Benzinli araç talebi artar. Peki benzinli araç talebinin artması, şöyle BA diye yazayım benzinli aracı. Benzinli araç ya da şöyle yazarsam daha iyi okunur herhalde. Talep eğrisi, demin incelediğimiz gibi bakın önceki sorularla bağlantısını hemen görüyorsunuz. Benzinli araç talep eğrisi sağ kayar. Peki sağ kayarsa ne olur? Onu şöyle bir grafik üzerinde göstereyim. Pozitif eğimli arz, negatif eğimli talep. Bu talep benzinli araç. Şöyle BA, benzinli araç talep eğrisi, S'nin arz olduğunu biliyorsunuz ya da derslerde detaylı olarak göreceğiz. Zaten şuraya P ve şuraya da Q yazarsam, başlangıçta benzinli araç fiyatı P1 sembolüyle gösterildiği kadar, miktar da Q1 kadar. Şimdi böyle bir piyasada bu yukarıda söz edilen gelişme olursa, bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Benzinli araç talep eğrisi sağa kayarsa, yani talep artarsa, denge noktası şuradaki noktadan şuradaki yeni noktaya gelecektir. Bunun sonucunda malın fiyatı yükselirken talep edilen miktarda yine artacaktır. Yani hem denge fiyatı hem de arz talep edilen mal miktarı, yani denge miktarı artar. Demin arkadaşlar B seçeneğini söylemişlerdi. Demek ki doğruymuş. Tebrik ediyorum. Benzinli araç talep eğrisi sağa kayar. Denge fiyatı ve denge miktarı artar. Bu türden soruları grafik çizmeden de çözmek aslında mümkündür. Eğer zihinden belli aşamaları kaçırmadan düşünmek mümkünse, benzinli aracın talebinin artması, insanların benzinli araçları daha fazla talep etmesi, diğer koşullar sabit diyordu bakın soruda, ceteris paribus dediğimiz durum bu, bilen arkadaşlar vardır. Diğer şeyler değişmezken, diğer hiçbir şey değişmiyor, yani alternatif mallar, insanların gelirleri, tüketici sayısı vesaire, bunlar sabitken bir mala daha çok ilgi gösterilirse o malın fiyatı yükselecektir. Malın fiyatının yükselmesi durumunda da o malı satanlar daha fazla mal
satmak için piyasaya daha fazla mal süreceklerdir. Bu durumda da talep eğrisi sağa kaydıktan sonra hem fiyatta hem miktarda daha büyük bir seviyeye, daha yüksek bir seviyeye gelinir. Teşekkür ederim. Yine 2021 sorusu görüyoruz. 2021 sorularından biri daha. A ülkesi tütün üretiminin yapıldığı başlıca ülkelerden biridir. Yine Türkiye olabilir belki. 2020 yılında A ülkesinin tütün üretimi yapılan bölgelerinde, yani diyelim bizim Karadeniz bölgesinde, doğa koşullarının iyi geçmediği, iyi hazırlanmış bir soru. Doğa koşullarının iyi geçmediği, az yağışın görüldüğü bir mevsim yaşanmıştır. Peki 2020 yılındaki bu doğa koşullarının A ülkesinin tütün piyasasındaki denge fiyat ve miktarı üzerindeki etkisi? Evet, arka arkaya D cevapları geldi Arzu'dan, Narin'den, Okan'dan ve diğer arkadaşlardan. Bunu inceleyebilmek için deminki arz talep grafiğini yeniden çizmeye ihtiyacımız var. Ve daha sonra da yine deminki gibi diyeceğim. Şekil çizmeden de acaba cevaba ulaşmak mümkün mü? Ona da bakacağız. Bakın biz derslerin ilk birkaç saatinde bu talep eğrisinin, şu negatif eğimli talep eğrisinin nasıl çizildiğini, bunun arkasındaki mantığın ne olduğunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ben şu an üniversiteden getirdiğiniz bilgilere ya da bu sınavlara daha önce bir şekilde çalışmış arkadaşların temel bilgisine gönderme yaparak açıklıyorum. Derslerde bu konuları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama gelen cevaplardan çoğu arkadaşımızın bu temel bilgilere sahip olduğu anlaşılıyor. Bu işimizi kolaylaştırır, dersi daha verimli hale de getirir. Ama geçen tanışma dersimizde konuştuğumuz gibi, bir örnek konu anlatım dersinde de bahsettiğim gibi, dersleri tamamen bizi dinleyen arkadaşların hiç iktisat bilmediği varsayımına göre organize ettik. PowerPoint sunumları buna göre hazırlandı. Yani hiç iktisat bilmeyen bir arkadaşımız bile takip edebilsin, hiçbir yerde kopukluk yaşamasın. İyi bilen arkadaşlar için de zaten çok iyi bir tekrar olsun bildikleri bölümler diye düşünerek hazırlık yapıldı. Bakın şuraya koyuyorum denge fiyatını ve denge miktarını. Şimdi kritik soru şu. Şunu yazmak isteyen var mı? Doğa koşullarının iyi geçmediği, yağışın az görüldüğü bir mevsim, bir piyasada talebi mi, tütün piyasasında talebi mi, arzı mı öncelikle etkiler? Ne dersiniz ve nasıl etkiler? Arz eğrisi, evet Burak, tebrikler. Arz eğrisi sola kayar diyorsun. Çünkü arzı azaltır diyorsun. Olumsuz hava koşulları arzı azaltır ve arz eğrisi sola kayar. Arz eğrisini sola kaydırmak demek, arzın azaldığını göstermek demektir. Doğru. Bakın arz eğrisi S1'den S2'ye doğru sola kaydırıldığında denge noktası şuraya geliyor ve bunun neticesinde malın fiyatı yükseliyor. Yani eskisine göre daha az piyasaya tütün çıkınca, bakın zaten miktarın azalışı bu aşağıda gözüküyor, şöyle okla gösterebilirim. Piyasaya daha az tütün çıkınca doğal olarak fiyatı da daha yüksek oluyor. Evet, Denizli seçeneği doğruymuş. Tebrik ediyorum. Cevap gönderen arkadaşlar. 2021 yılının 40 soruluk iktisat testinde iki soru, bakın bu arz talep grafiklerinden çıkmıştı. Yine bir 2021 sorusu geliyor. Burada da arkadaşlar piyasada ortaya çıkan fiyata devletlerin nasıl müdahale edebileceğine dair bir konuyla alakalı bir soruyla karşılaşıyoruz. Piyasada bir malın fiyatının belirlenmiş olması, o fiyatın o piyasadaki
tüm tarafları memnun edeceği garantisini vermez arkadaşlar. Yani şöyle çizsem, demin birkaç soruda çizmemiz gerekti biliyorsunuz. Şu arz eğrisiydi, şu da talep eğrisi. Arz ve talep eğrisinin kesiştiği noktada bir fiyat çıkıyor karşımıza. Bu fiyata biliyoruz ki denge fiyatı deniyor. Diyelim ki bu denge fiyatı 100 lira. Peki bu denge fiyatı 100 lira ve piyasadaki denge miktarı da gelişigüzel bir sayı yazıyorum rahat konuşmak için sadece 80. Yatay eksen miktarı, dikey eksen de malın fiyatını gösteriyor. Şimdi okuyalım yukarıdaki bilgiyi, cevap gönderen arkadaşların cevabını bir kontrol etme imkanımız olacak. E seçeneği ağırlıklı. Evet, şöyle kalemi alabildim en sonunda. Üreticileri korumak ve desteklemek amacıyla, şu ifade çok kritik. Üreticileri korumak ve desteklemek amacıyla gerekli durumda piyasa fiyatının belli bir seviyenin altına düşmemesini garanti eden uygulamalar yaparlar diyor. Şöyle demin gelen cevaplara bir daha bakayım ve hep E şıkkı var. Aşağıdaki uygulamaların hangisi bu ifadeye uygundur? Üreticileri korumak ve desteklemek amacıyla. Bakın ben devletim şu benim uydurduğum modelde, yani şu 100 liralık fiyat 80 birimlik talep miktarı örnek şeklinde devletin müdahalesinin iki örneğini vereyim arka arkaya. Devletler bazen piyasada belirlenen fiyat eğer tüketicilerin aleyhine ise, mesela şu 100 liranın pirincin kilo fiyatı olduğunu varsayalım. Anormal bir fiyat olurdu 1 kilo pirincin 100 lira olması. Piyasada 80 ton mal var. Bu durumda devlet bu malı tüketen tüketiciler bu yüksek fiyat altında ezilmesinler diye malın fiyatını kanun gücüyle düşürebilir. Ve diyebilir ki bu mal 100 liraya satılırsa çok yüksek bir fiyat oluyor bu. Tüketicileri korumak istiyorum ben. Tüketicileri korumak için malın fiyatını düşüreceğim. Buna tavan fiyat adı veriliyor arkadaşlar. Bakın fiyatı düşürüyor ama adı tavan fiyat. Yadırgayabiliriz bunu ilk planda. Tavan fiyat uygulamasının anlamı şudur. Bu mal 70 liranın üstünde satılamaz. Fiyatın tavanını söylüyor. Peki normalde kaça satılıyor bu mal? 100 liraya. Peki 100 liraya satılan bir mal bu yüksek fiyata neden çıkmış? Bir doğal afet sonrası olabilir, bir ekonomik kriz sonrası olabilir, bir savaş gibi bir durum söz konusu olabilir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de ekmeğin, yağın, şekerin fiyatının çok artması nedeniyle devlet böyle müdahale edip malın fiyatını kanun gücüyle aşağıya çekmişti. Tavan fiyatta ne diyor? Tavan fiyatta tüketiciyi korumak için diyor ki fiyat bu seviyenin üstüne çıkamaz. Halbuki burada belli bir seviyenin altına düşmemesi diyor. Acaba cevap gönderen arkadaşlar gönderdikleri cevabı bir daha değerlendirebilirler mi? Belli bir seviyenin altına düşmemesini garanti eden uygulamalar. Şimdi belli bir seviyenin altına düşmemeyse ve üreticileri korumaksa, şu tavan fiyatı gösterdim, tavan fiyat cevap olmuyor. Taban fiyat cevap olacak arkadaşlar. Bakın şöyle taban fiyatı yazayım. Taban fiyat piyasada oluşan fiyatı devletin bu defa şöyle evet kalemi biraz seçeyim, bazen oluyor böyle. Bu defa devletin üreticileri korumak için yükseltmesi demektir. Yani fiyatı devlet 130 liraya çıkarsa ve dese ki üreticilere, siz ürettiğiniz malı 100'e satıyorsunuz ve geçinemiyorsunuz. Ben bu malı sizden 130 liraya alma garantisi veriyorum. İşte fiyat 130 liradır bundan sonra dediğinde, üreticiler ellerindeki bu ürünü özel sektöre 130 liraya satabildikleri kadar satarlar. Satamayıp da ellerinde kalan kısmıysa
devlet zaten alma garantisi verir. İşte fiyat 130 lira olduğu zaman, çıkarıldığı zaman bu taban fiyat diye adlandırılır ve üreticileri korumak için kullanılır. Dolayısıyla taban fiyat uygulaması olacak sorumuzun cevabı. Taban fiyat üreticileri korumak için. Üreticileri korumak için. Buna karşılık taban fiyatsa tüketicileri korumak için uygulanır. Tüketiciler korunur. Taban fiyatta, yani Bolu'nun B'siyle taban fiyatta devlet piyasadaki fiyatı üreticiler mağdur olmasın diye yükseltir. Yükseltirken de şöyle der, mesela bizde fındıkta bu çok uygulanır. Devlet der ki fındık üreticilerine, ürettiğiniz fındığı piyasada satmak istediğiniz zaman diyelim kilosunu 50'ye satıyorsunuz. Ben sizden 70 liraya alma garantisi veriyorum dediğinde fındık üreticileri ellerindeki fındığı özel sektöre 70 liranın bir kuruş altında satmazlar. Böyle olunca özel sektörün tüketimi düşer. Fındık üreticilerinin ürettiği fındığın bir kısmı üreticinin elinde kalır. Buna arz fazlası deniyor. Bu arz fazlasını devlet satın alır. Buna taban fiyat adı verilir. Ama bazen temel tüketim mallarının fiyatı çok yükselir. Bu defa da devlet ekranda gösterdiğim gibi fiyatı aşağı çeker. Fiyatı aşağı çekmesine de taban fiyat uygulaması denir. Bu da yine arz talep esneklik bölümümüzün önemli konularından biri olacak. Sırada bir esneklik sorusu var. 2018 KPSS sorusu. Bilmiyorum Okan, Arzu, Narin ve Burak. Evet, yani tavan fiyat cevabını veren arkadaşlar neyi karıştırmış olduklarını fark ettiler mi? Bir önceki soruda cevabın A olması gerekiyordu. Taban ve tavan fiyat konusu demek ki özellikle çok detaylı bir şekilde üzerinde durmamız gereken konulardan biri. Sıradaki soru 2018 KPSS sorusu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Talep fonksiyonu Q'de eşittir 20-4P olan bir malın fiyatı 3 ise talebin fiyat esnekliği kaçtır? Şimdi talebin fiyat esnekliği ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Talebin fiyat esnekliği, esnekliğin E'si ve talebin D'si yazılarak şöyle ifade edilir. Size tavsiyem talebin fiyat esnekliğini her şeyden önce sözel olarak, yani bir formülün sözel ifadesi şeklinde akılda tutmanız. Talep miktarındaki yüzdelik değişmeyi malın fiyatındaki yüzdelik değişmeye böldüğümüzde esnekliği bulmuş oluruz. Arkadaşlar, yüzdelik değişmeler hesaplanırken, matematiksel olarak yüzdelik değişmeler hesaplanırken şundan bahsediyorum. Mesela 5000 lira geliriniz var. Aylık geliriniz 5000 lira, ücretiniz 5000 lira ve yeni senede zam aldınız 6000'e çıktı. Acaba yazabilecek olan var mı? 5000 liralık ücretim 6000 liraya çıkarsa yüzde kaç zam almış olurum? Yani iki sayı arasındaki yüzdelik değişme nasıl bulunur? 5000 lira 6000'e çıksa yüzde kaç zam almış oluyorum? 5000 liralık ücret 6000'e çıksa. 5000 6000'e çıktığında 1000 lira artmış oluyor, öyle değil mi? 1000 lira 5000 liranın 5'te biri, yani 1 bölü 5'i. 1 bölü 5 de %20'dir. Yani talep esnekliğinde bunun gibi işlemler yapacağız. Yüzdesel değişmeleri bulmak için, yüzdesel değişmeleri iktisatta şu işlemi yapacağız, matematikten demin bahsettiğim. İkinci sayıdan, hani 6000'den gibi düşünün, birinci sayıyı çıkarıp, 5000'i çıkarıp birinci sayıya, yani başlangıç değerine böldüğünüzde arkadaşlar yüzdesel değişmeyi bulmuş oluyorsunuz.
fiyatı da aynı şekilde, fiyatın yüzde kaç değiştiğini de böyle bulursunuz. İkinci fiyattan birinci fiyatı çıkarıp birinci fiyata bölerseniz yine fiyatın yüzde kaç değiştiğini bulursunuz. Birkaç esneklik sorusunu arka arkaya aldım bu çalışmaya. Birazdan göreceğiz. Bu şöyle farklı renkle yazarsam daha iyi görünecek şu eklemeyi. Bakın şu Q2-Q1 dediğim kısmı delta Q diye yazmak, yani miktarlar arasındaki fark diye yazmak mümkündür. Buradan hareketle bu formül şöyle yazılıyor. Delta Q bölü Q1. Miktar da fiyat değişimi de delta P bölü P1. Ve bu formülü delta Q bölü Q1 çarpı P1 bölü delta P diye yazdığımızda sonuç değişmiyor. Bunu düzenlersek şu payda da Q1 var. Şu iki değerin yeri değişirse sonuç değişmez bilgisinden hareketle. Şöyle yazacağım bakın. Yine rengini değiştireyim. Takibi kolay olsun. Delta Q bölü delta P çarpı P1 bölü Q1. İşte esneklik formülünü bu hale getirdiğimizde şu kısım talep fonksiyonunun türevini ifade edecek. Türev. Tabii bununla ilgili çalışmamızı yaptığımızda bu türeve de değineceğiz derste. Ama bakın şurada bir talep fonksiyonu yazarak kapalı haliyle, sembollerle yani bundan bahsedebilirim. Qd eşittir A eksi B çarpı P. Arkadaşlar P burada bağımsız değişken. P'nin başındaki şu değer P'ye göre türev alsak çıkacak değerdir. Bakın şuraya türev yazacağım. Türev. Ve türev de şöyle ifade edilir. Bağımsız değişkendeki değişme bağımlı değişkeni ne kadar değiştiriyor? Evet. Evet, eğimi değil mi diye yazmış Elif. Evet, maalesef değil Elif. O çok karıştırılıyor. Hiç merak etme, çok netleştireceğiz. Orada eksi 4 var ya, biz eksi 4'e eğim demeyeceğiz. Eğim olması için P'nin yatay eksende, Q'nun dikey eksende olması lazım. Ama belki çok güzel Arzu cevabı yazmış kestirmeden. Buna eğimin tersi deniyor. Ama bu bazı özel talep fonksiyonlarında o katsayıyı eğim olarak da kullanacağız. O tartışmayı derste kısmet olursa yine ilk saatlerden birinde yapacağız. Evet, ona eğim demiyoruz, türev diyoruz. Bilen arkadaşlar için yazmayayım ama sadece söyleyeyim. Talep fonksiyonu P eşittir A eksi BQ diye yazılsaydı, yani ters talep fonksiyonu olsaydı, P ile başlasaydı denklem, işte o zaman o B'yi eğim olarak alabilirdik. Ama Q ile başlayınca eğimin tersi oluyor. Ama bunun daha ikna edici açıklaması gelecek. Şimdi dolayısıyla bu delta Q delta P dediğimiz değer eksi B'dir diyebilirim. Eksi B. Peki neden böyle uzattım? Çünkü bu soruyu çözebilmek için bizim talep esnekliğinin şu formülünü ezbere bilmemiz gerekiyor. Ben bu açıklamayı derste yine daha doyurucu bir şekilde yaptıktan sonra nihayetinde şunu söyleyeceğim. Eğer elimizde bir talep fonksiyonu varsa, işte burada olduğu gibi arkadaşlar bakın, şu fonksiyon benim şu harflerle yazdığım fonksiyonun bir örneği. Bakın bunun talep esnekliği eksi B çarpı P bölü Q'ya eşittir. Nereden mi biliyorum? Bakın işte şurada P, işte burada Q ve delta Q bölü delta P türev, yani eksi B olduğu için böyle yazılır. Peki cevaba ulaşmaya çalışalım o zaman. Bakın şöyle yine rengi değiştireyim. Bakın şu P'nin başındaki eksi 4 bizim eksi B değerimiz olacak. Yani
eksi 4'ü b yerine, eksi b yerine yazıyorum aynen işaretiyle beraber. Peki soruda p'nin 3 olduğunu veriyor. P 3 ise, 3 ise q kaçtır? İşte bunu da denklemde yerine koyarak bulacağız arkadaşlar. Yani 20 eksi 4 çarpı 3. Yani q eşittir 8. 4 çarpı 3 12 ise 20'den 12'yi çıkarınca 8. O zaman şuraya gelirsem p yerine 3 yazıp q yerine 8 yazarsam sonuç eksi 12 bölü 8. 4 ile sadeleştirirsem eksi 3 bölü 2. Demin cevap yazan arkadaşlar vardı, hemen bakayım. Eksi 3 bölü 2. Evet, Arzu herhalde eksi 3 bölü 2'yi söylemiş. Narin herhalde işlemde bir karışıklık oldu. 4 ile sadeleştirince değil mi, ben de işlemimi kontrol ettim. Cevap Ceyhan olacak. Birkaç esneklik sorusu daha arka arkaya yapacağız. Esneklik sorularından, diğer esneklik sorularından önce yine ilk çözdüğümüz soru burada karşımıza çıkıyor. Buna cevap vermiştik. X malının fiyatında bir artış meydana geldiğinde, bu defa da böyle PX diye yazalım. X malının fiyatı artarsa Y malının tüketim miktarında bir artış oluyor. Bakın artık Y malının tüketimini şöyle Q, D, Y diye yazabiliriz. İlk sorumuzun çok benzeri bir soru. 2018 KPSS sorusu. Şimdi X'e zam geliyor, Y'nin tüketimi artıyor. O zaman X ve Y malları çay ve kahve gibi mallardır. Çay ve kahve gibi. Evet, ikame mallardır. Şöyle hemen şuradan silgiyi alalım. Dolayısıyla çay ve kahve gibi mallara da ikame mallar dendiğini görmüştük. Bakın bunlar sıkça tekrar eden soru tipleri. İkame ifadesi yerine geçen demektir. Birbirinin yerine geçen mallar ya da rakip mallar da diyebiliriz. Rakip mallar. Evet. Bir malın fiyatında meydana gelen %10'luk bir artış talep edilen miktarı %25 oranında azaltıyorsa. Evet. Burada da esnekliğin bir farklı yönüne bakacağız. Çok güzel Burak, işlemi de yapmışsın. Peki 2,5 bulduğuna göre 2,5'un yorumu nasıl oluyor? Ben de bir taraftan anlatmaya başlayacağım. Güzel, esnek. Şöyle kalemimi seçtim. Bakın biz demin arkadaşlar esnekliğin şöyle bulunabildiğini gördük. Malın fiyatında şurada yine yanlış bir yere bastım. Tablet kaleminde biraz acemiyim. Öğreniyorum ama. Esneklik eşittir dedik. Talep miktarındaki yüzdelik değişme bölü malın fiyatındaki yüzdelik değişme. Fiyattaki yüzdelik değişme. Bunu eğer elimizde talep fonksiyonu varsa
bir denklem varsa eksi b çarpı p bölü q ile de bulabileceğimizi gördük. Ama bakın bu soru tarzında bu eğimin tersi olan türevli çözüm yapılamaz. Bu soruyu çözebilmek için şu sözel talep esnekliği formülünü bilmek yeterli. Bakalım, esneklik eşittir malın fiyatında meydana gelen %10'luk artış. O zaman şuraya %10 yazacağım. Artı %10. Talep edilen miktar %25 azalıyor. %25. %25'i %10'a bölersem, eksi %25'i artı %10'a bölersem sonuç eksi 2,5. Talep esnekliği matematiksel olarak her zaman negatif çıkıyor arkadaşlar. Eksi 2,5. Bakın eksi 2,5'un yorumunu yapalım. Malın fiyatı değiştiğinde talep miktarı fiyattaki değişmenin 2,5 katı kadar ve ters yönde değişmektedir. Yani fiyat mesela %10 arttığında soruda verildiği gibi talep miktarı %10'un 2,5 katı kadar, yani %25, ve onun tersi yönde, yani artış değil azalış yönünde değişmektedir. İşte eğer fiyattaki değişme talep edilen miktardaki değişmeden büyükse biz buna talep esnektir diyoruz. Bunu da şöyle yazacağız notumuza zamanı geldiğinde. Talep esnekliği her zaman negatif bir değerdir. Bu negatif değeri mutlak değer içine alıp artı işaretle yazarsak, yani 2,5 dersek ve bunu 1'e göre kıyaslarsak, mesela 1'den büyükse, işte 1'den büyük olduğu zaman esneklik, talep esnektir deriz. Esnek talep, demin Burak'ın yazdığı gibi. Talep esnektir şu demek oluyor arkadaşlar, fiyat değiştiğinde talep miktarı fiyattan da çok değişiyor. Peki fiyat değiştiğinde talep miktarının fiyattan daha çok değişebilmesi için talep miktarındaki değişmenin fiyattaki değişmeden büyük olması, yani bunları birbirine böldüğümüzde sonucun birden büyük olması gerekir. Aksine eğer esneklik birden küçük bir sayıysa bu durumda talep inelastiktir. İnelastik. Yani esnek olmayan bir talep vardır. Şöyle bir soru sorsam, sizce bir çikolatanın talebi mi daha esnektir yoksa tuzun talebi mi? Hangisinin talebi daha esnektir? Çikolata ve tuzdan. Çikolatanın talebi, Sinem bravo, daha esnektir. Bunun anlamı fiyat değiştiği zaman çikolata talebinde daha büyük oynamalar beklenir. Yani çikolata ucuzlasa onun satışındaki artışlar, ya da çikolataya zam gelse tüketimindeki azalışlar. Evet, tuz fiyat değişimine çok fazla tepki vermediğimiz bir maldır. Elif, zorunlu malı günlük dilde kullandığını varsayarsam, evet haklısın, zorunlu bir mal. Ama iktisatta belki biliyorsundur, zorunlu mal teknik olarak da kullanılan bir kavram. Bir malın zorunlu mal olmasını, zorunlu mal olduğunu talep esnekliği üzerinden değil de gelir esnekliği üzerinden tarif ediyoruz. Ama senin zorunlu derken kastın büyük olasılıkla fiyat değişse de artsa da azalsa da tüketiminde büyük oynama olmayan mal anlamında sanıyorum. O zaman dediğin doğru. Ama biz derslerde zorunlu mal kavramını iktisatta kullanılan teknik haliyle de göreceğiz. Onu da bir dipnot olarak söylemiş olayım. Evet, kolay vazgeçilemeyen bir mal anlamında söylüyorsun. Teşekkürler. Geçtim. Bakın demin çözdüğümüze benzer bir soru daha. Bu defa talep denklemi yine verilmiş. İki soru önce olduğu gibi, üç soru önce olduğu gibi. Bakın talep denklemi verilmiş. Talep denklemi verilmiş. Kivinin fiyatı verilmiş. Örnek malı kivi olarak uydurup seçmişler. Ve talebin fiyat esnekliğini bulun diyor. İşte bu türden sorularla karşılaşınca diyeceğiz ki talep esnekliğini hesap etmek için eksi b çarpı p bölü q işlemini yapmak gerek. Esneklik eşittir eksi b eksi 4. Şimdi p'yi bilmiyoruz. Düzeltiyorum. P'yi biliyoruz ama q'yu bilmiyoruz. P yerine onu yazalım. Ondan sonra bakın p eşittir 10'sa, 10 ise q'nun kaç olduğunu birlikte hesaplayalım. Denklemde yerine koyarak 200 eksi 4 çarpı 10 ve o da eşittir 160. 160'ı yukarıda yerine koyalım. Eşittir eksi 40
bölü 160 eksi, sadeleştirirsek 40'la eksi 1 bölü 4 sonuç eksi 0,25. Bravo Edirne diyen arkadaşlara. Ve sonuç bu. Peki esneklik eksi 0,25 çıktığına göre esneklik esnek mi? Talebin fiyat esnekliği esnek mi? İnelastik mi? Esnek ve inelastik kelimelerini işte kullanmamız, kavramlarını kullanmamız gerekecek. Evet, Nari'nin yazdığı gibi inelastik. İnelastik eğer yazmak isterseniz ya da yazıyorsanız şöyle not edilebilir. Fiyat değişimine duyarlılığı az. Talebin fiyat değişimine duyarlılığı azdır. Az. Neye göre az? Fiyattaki değişmeye kıyasla ona göre az. Talep inelastik. Devam ediyorum. Evet, tüketici ve üretici fazlası konusu, rantı konusu. Güzel bir soru. Derslerde bizim hayli zamanımızı alacak. KPSS ya da kaymakamlık sınavlarında, iktisat sınavlarında çok soru olmuş konulardan biri. Bakın, nedir o? Tüketici fazlası ya da tüketici rantı olarak da biliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Tüketici rantı. Konumuz bu. Bakın bunu size şöyle izah edebilirim. Elbette bilen arkadaşlarımız zaten vardır. Şu ekrandaki çerçevenin çizgisinden de yararlanayım. Bakın şöyle yapıyorum. Arzla talep dikey eksende P, yatay eksende yine Q olsun. Arzla talebi kesiştireceğim. Şu şekilde. Şuna arz eğrisi, buna talep eğrisi diyeceğim. Arzla talep. Denge noktası burasıdır. Bu denge noktasına denk gelen fiyatı, miktarı yazacağım. Diyelim burada 4 yazıyor. Diyelim burada 10 yazıyor. Fiyat 10 lirayken 4 birim mal talep ediyor tüketiciler. Bakın, talep ediyor ifadesini nereden kullanıyorum? Talep eğrisi üzerindeyim. Peki arz edilen miktar kaç? O da 4. Zaten denge fiyatındaysa mal, arz ve talep edilen miktarlar eşittir. Peki bu piyasada satılan 4 birim malın birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu ve dördüncüsü de denge miktarı olan. Peki bu piyasada malın fiyatı 10 lira olmayıp da mesela 18 lira olsaydı talep edilecek miydi, edilmeyecek miydi diye bakarsak, fiyat 10 lira değil 18 lira bile olsa grafik bize gösteriyor ki bu 4000 adet maldan yine de 1000 adedi talep edilecekmiş. Peki fiyat biraz daha mesela düşük olsa ama 10 liranın üstünde yine talep edilen miktar olacakmış. Ya da bakın talep edilen miktar yine de olacakmış. Yani fiyat 10 liranın üstünde olsa bile bazı tüketiciler bu malı almaya devam edecekler. Peki mesela şu ilk bu 4 sayısını 4000 diye anlarsanız arkadaşlar, ilk 1000 adet malı alanlar kaç lira verebilecek durumdalar? 18. Ama gerçekte malı kaça alıyorlar? 10 lira. Yani ben bir büfeye gidip bir şişe su alsam ve şişesi 2 lira olsa suyu, ama benim satın alma gücüm 5 lira ödemeye uygun olsa, fakat ben tabii ki herkes gibi 2 liradan o suyu oradan alıyorum. Her 2 liraya su aldığımda satın alma gücümün 5 olduğu eğer biliniyorsa 3 lira dolaylı kazancım oluyor. İşte bir piyasada malı denge fiyatının üstündeki fiyatlardan alabilecek durumda olanlar malı denge fiyatından aldıklarında bir dolaylı kazanç elde ederler. O dolaylı kazanca tüketici rantı deriz. Bir malın tek bir fiyattan satılması, denge fiyatından satılması yüksek gelirli gruba, yani o mala daha yüksek fiyat ödeyebilecek insanlara bir dolaylı kazanç sağlar. İşte ona da tüketici fazlası ya da tüketici rantı adı veriliyor arkadaşlar. Bizim bu soruyu, ekranda gördüğümüz soruyu çözmemiz için
şu dik üçgen alanını hesap etmemiz gerekiyor. Yalnız tabii ben bu dik üçgen alanını hesap ederken kullandığım sayıları tamamen kafadan attım. Sınavdaysa şu an ekranda gördüğünüz soruda olduğu gibi oraya gelecek değerleri bizim hesap etmemiz gerekecek. Bakın şöyle yapabilirsem eğer, mesela şu 10 buradan silinecek. Şu da silinecek. Şunlar da. Evet. Biz bunların değerini hesap edip yazmak durumunda olacağız. Şunu da sileyim. Şöyle şunları biraz daha. Şimdi soruya bakalım ve sorudaki verileri kullanarak bu değerleri nasıl hesap edeceğimizi bulalım. Bakın arzla talebi kesiştirerek bir kere denge fiyatını hesap etmemiz gerekiyor. Yani QD ve QS'yi eşitleyelim. 20 eksi 2P eşittir eksi 4 artı 2P. 4P eksi 2P'yi sağa attım. 24'ü de sola atınca 24. Eksi 4'ü de sola atınca 24. Buradan da P'yi 6 buluyoruz arkadaşlar. P 6 ise Q kaçtır? Şu yukarıdaki iki denklemden herhangi birinde yerine koysak 6'yı aynı sayının çıkması gerekir. Mesela bunda yerine koysak P 6 ise Q'nun kaç olduğunu bulabiliriz. 2 çarpı 6, 12, 20'den çıkarırsak 8. Ya da 2 çarpı 6, 12, 12'den 4 çıkarırsak 8. Yani şuraya gelmesi gereken sayının 8 olduğunu bulduk. Şuraya gelmesi gereken sayının da 6 olduğunu. Peki şu kırmızı dik üçgeni hesap edebilmem için, alanını hesap edebilmem için başka hangi değere ihtiyaç var? İşte şuna, şu gösterdiğim noktaya bakın. Bu okla gösterdiğim nokta talep miktarını sıfır yapan fiyat. Talep miktarını sıfır yapan fiyat. Yani talep miktarı ile ilgili denklemimiz QD eşittir 20 eksi 2P olduğuna göre talep miktarını sıfır yapan, yani bu değeri sıfır yapan fiyatı gelin birlikte bulalım. Sıfır eşittir 20 eksi 2P. Buradan hareketle P eşittir 10. İşte buraya gelecek sayı demek ki şöyle önce silgiyi alacağım. Ve şu oku silmek istiyorum. Şimdi tekrar kaleme verelim. Bu anlamda buraya gelecek sayının 10 olduğunu bulduk. Artık dik üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının 2'ye bölümüdür. Bakın şurası şu üzerinden geçmekte olduğum kenar 8 birim. Şu dik kenarsa 10 ile 6 arasındaki kadar 4 birim. Dolayısıyla 8 çarpı 4 bölü 2. Bu da 32 bölü 2'den 16'dır. Evet, C diyen arkadaşlara tebrikler. Tüketici rantı. Tüketici rantı, tüketici fazlası, tüketici artığı böyle de adlandırılabiliyor. Yine bir tüketici rantı sorusu, çok eski 2006 sınavından. Bakın bu soruda X malının fiyatı 3'ten 2'ye düşüyor. Tüketici A'nın talep ettiği miktar 10 birimden 14 birime yükseliyor. Yani şöyle bir durum bu. Soruda biraz belirsiz taraflar olmakla beraber yine de hatalı soru kategorisine girmez ama daha iyi ifade edilebilir diyebileceğimiz bir şekilde yapabileceğimiz bir eleştiri var bu soruya. Bakın şuraya arz eğrisi çizdim. Şurada talep eğrisi çizdim. Arz ve talep. Denge noktası. Denge noktası da bir fiyat var. 3 liraymış. Fiyat 3 lirayken talep edilen miktar şöyle 10 birim. Sonra malın fiyatı 3 liradan 2 liraya düşmüş.
Şimdi 3 liradan 2 liraya fiyatın düşüşünü göstereceğim. Miktarda da bir artış olduğunu söylüyor. Hatta onu da şimdiden yazayım, 14 diye. Şimdi önce tüketici fazlasından da bahsediyor ya arkadaşlar. Malın fiyatı 3 lirayken tüketici rantı, tüketici fazlası ne kadar? Onu bir tarayarak göstermek istiyorum. Bakın fiyat 3 liraysa tüketici fazlası, tüketici rantı, tüketici artı bunların hepsi aynı anlama gelir. Şu dik üçgen kadardır. Bu dik üçgenin alanını bizden istemiyor. Tüketici rantı başlangıçta bu kadar. Peki malın fiyatı sonra 3'ten 2'ye düşüyor. Fiyat 3'ten 2'ye düştüğünde de talep edilen miktar 10'dan 14'e çıkıyor. Burada şu ihmal edilmiş biraz. Malın fiyatı neden düşüyor söylenmiyor. Ama şöyle düşünülebilir rahatlıkla. Bu ifade edilse, soru da verilse daha iyi olur düşünceme göre. Çünkü fiyatın kendi kendine düşmesi diye bir şey söz konusu değil. Bakın mesela malın arzı artmış olsun. Bir teknolojik ilerleme ya da yağışların iyi olması arzı arttırdı. Arz eğrisi sağa kayınca da fiyat 3'ten 2'ye düştü. Peki fiyat 3'ten 2'ye düştüğünde tüketici rantı neresi artık? Şu yeşille tarayacağım, çerçeveleyeceğim alan. Peki yeşille çerçevelediğim alan kırmızı alandan ne kadar farklı? Şu yine yeşille üzerinden geçtiğim dikdörtgen alan artı ve şu dik üçgen alan kadar. Yani A alanı ve B alanı kadar tüketici rantı artmıştır. A alanı bir dikdörtgen olduğu için arkadaşlar dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarların çarpımıdır. Hani 3 ile 2 arası 1. Şurası 0 olduğuna göre 0 ile 10. 1 çarpı 10 eşittir 10 TL. Şurası. Dik üçgenin alanı ise bakın şöyle. 1 çarpı 4 bölü 2 dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyoruz. Yani 2. Dolayısıyla tüketici rantı A alanı artı B alanı kadar arttığına göre A alanı 10 liraya, B alanı da 2 liraya karşılık geldiğine göre sonuç 12 olacaktır. Evet, 12 cevabını veren arkadaşlar var. Tebrik ediyorum. Evet, sıradaki soruda A ve B mallarının ikame, A ve C mallarının ise tamamlayıcı mallar olduğu veriliyor. Bugünkü soru çözümünün başında verdiğimiz örnekler burada çok işimize yarayacak. Bakın A ve B malları ikame ise A malını çay. Böyle örnekler üzerinden düşünmeyi tavsiye ederim. B malını kahve olarak anlasak. Kahve. A ve C malları ise tamamlayıcıdır diyor. A malı çay. Tamamlayıcıysa C malını da şeker diye örneklesem yanlış olmaz. Peki A malının fiyatı artarsa ne olur? Bakın eğer not ediyorsanız şunu tavsiye ederim. Mikro iktisat derslerini işlerken ekrana yansıtacağım notlar sizin elinizde de olacak. Onların çıktısını alıp ders sırasında benim yaptığım eklemeleri yaparsanız, eklerseniz çok faydalı olur. Derste de bunu hatırlatacağım. Ama şimdiki not etme işini tabii isteğe bırakıyoruz. Bu sorular derslerde karşımıza çıktığında zaten yine yazmamız gerekecek. A malının fiyatı artarsa, yani şöyle yazabilirim herhalde. P'nin altına bir A koyarsam, price of A, A malının fiyatı. A malının fiyatı artarsa, yani PA yukarı doğru ok. Bakın söylenebilecekleri söyleyelim cevaplardan bağımsız. A malı talebi değişir mi? Hayır.
A malı talebi değişmez. Ama A malının talep miktarı azalır. A malının talep miktarı azalır. Peki A malının fiyatı artarsa B malı talebi nasıl değişir? Peki A malı neydi ki? A malı çaydı. Peki B malı neydi? Bakıyorum yukarıdan kahve. A malının fiyatı artar ise şöyle yapalım. PA artar ise B malının yani kahvenin talebi B malı talebi artar. Peki bir malın talebi artarsa B malının talebi artarsa bu malın talep eğrisi B malı talep eğrisi sağa kayar. Peki A malının fiyatı artarsa C malının talebi ne olur? C malı bakıyorum şekerse çaya zam gelmesi şekerin talebini azaltır. Ve talep eğrisini sola kaydırır. Cevabı evet arkadaşlar B olarak yazmışlar. Evet Bursa seçeneği olacak. B malının talebi artar ve B malının talep eğrisi sağa kayar ifadesini şurada görüyoruz. Peki bunun grafiğini çizecek olursak böyle yine hemen silgimizle şunu silelim. B malı için bir talep eğrisi çizdiğimi varsayın arkadaşlar. Bakın şöyle çiziyorum. Şu talep eğrisi, şu arz eğrisi, arzla talebin kesiştiği nokta, şurada fiyat ve burada da miktar. Talep eğrisi B malı için böyle çizildiğine göre B malının talep eğrisi sağa kayarsa yani talebi artarsa yani DB2 şeklinde yazarsam denge noktası şu 2 numaralı noktaya gelir. Sonuçta fiyatta yükselme olur. Yani çayın fiyatı artarsa kahveye talep artar. Kahveye talep arttığı zaman kahve fiyatı da yükselir. Evet cevabımız Bursa. Yazan arkadaşları tebrik ediyoruz. Talep eğrisinin negatif eğimli oluşunu açıklayan azalan marjinal fayda yasası ile alakalı bir soruyla karşılaşıyoruz. Sıradaki soruda. Azalan marjinal fayda varsayımı altında bir malın tüketiminde marjinal fayda fonksiyonu sıfıra ulaştığında bu tüketimden elde edilen toplam fayda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir iki cümle öncelikle etmek istiyorum. Bu azalan marjinal fayda varsayımıyla alakalı olarak azalan marjinal fayda varsayımı tüketim teorisinin çok temel varsayımlarından biri. Jevons ve Gosen adlı iktisatçılar tarafından literatüre kazandırılmış, Marshall dahil talep arz analizi yapan birçok iktisatçının da çok yararlandığı, kullandığı bir varsayım. Üst üste su içen bir tüketici hayal edelim. Susamış bir kişi bir bardak su içiyor. Sonra ikinci bardak suyu, sonra üçüncü bardak suyu, dördüncü bardak suyu içebildiği kadar içtiğini varsayalım. Bu sulardan, içtiği bu birer bardak sudan sular içerisinde kendisine en yüksek tatmini sağlayan suyun ilk bardak su olduğunu herkes söyler. Sonra ikinci bardak su, sonra üçüncü bardak su. Üst üste aynı mal tüketilirse diğer koşullar sabitken o malın kişiye sağlayacağı tatmin, ek tatmin duygusu gittikçe azalır. Ne zaman ki sudan hiçbir ilave fayda alamayacak kadar su içmiş olur, o zaman deriz ki bu kişi su içmeye doymuştur. Yani toplam faydası maksimum olmuştur. İşte toplam fayda bundan dolayı
iktisatta bir fonksiyonla gösterilirken, yani X malının tüketim miktarını şöyle yatayda gösterirsem, toplam faydayı da Türkçe kısaltma yapayım şimdi. Normalde TU diye yazacağız. U harfine sizin alışmanızı isteyeceğim. Yani utility kelimesinin İngilizce fayda kelimesinin baş harfini kullanacağız. Burada şimdilik önemi yok. X malı yani içilen su demiştik. Bu suyun miktarı arttıkça fayda, toplam fayda, toplam doygunluk artar, artar, artar. Nihayet bir yerde en yüksek seviyeye varır. O en yüksek seviye, hani demin uydurduğum sayı aklımda, dördüncü bardak su diyelim. Bakın bu toplam fayda fonksiyonu. Birinci bardak suyu içtiğinde, diyelim ki elde ettiği tatmin 10 birimlik bir tatmindi. İkinci bardak suyu içtiğinde elde ettiği tatmin, doyum, sanki bunu ölçen bir cihaz varmışçasına 18'e çıktı. Yalnız 18 karıştırmayın, ikinci bardağın değil, ilk iki bardağın toplam faydası. Üçüncü bardağı içtiğinde toplam fayda, diyelim ki şöyle 20'ye çıktı. Dördüncü bardağı içtiğinde de 20'ye çıktı. 20'de kaldı, düzeltiyorum. Beşinci bardağı içtiğinde diyelim kişi rahatsız oldu. Diyelim karnı ağrıdı. Yani bir yerden sonra su içtiğinizde, su içmeye devam ettiğinizde bu size zarar verecektir. Bakın 20, 19'a düştü gibi uyduruyorum şimdi. Peki burada marjinal faydaları çıkaracak olursak, marjinal fayda. Marjinal kelimesini ek, ilave olarak Türkçe'ye çevirebiliriz arkadaşlar. Marjinal fayda, ilave fayda demek. Bakın birinci bardağın marjinal faydası, ikinci bardağın marjinal faydası, üçüncü bardağın marjinal, dördüncü bardağın marjinal faydasını şöyle şuralara çıkaralım. 3, 4 ve şu da 5. Birinci bardakta 10 birim marjinal fayda elde etmişti bu hayali tüketicimiz. İkinci bardakta 10, 18'e çıkmıştı ya. 8 birimlik ek fayda elde etmişti. Üçüncüde 18, 20'ye çıkmıştı. Yani 2 birim ek fayda elde etmişti. Dördüncüde 20, 20'de kalmıştı. Yani hiçbir katkısı olmamıştı ve beşincide eksiye düşmüştü. Eksi 2. Eksi 2 de şurada. Tabii sıfırı da buraya koymam lazım. Bu durumda arkadaşlar şu kırmızı rengi seçersen iyi görünecek sanıyorum. Bakın marjinal fayda fonksiyonu yukarıdan aşağıya doğru inen şöyle bir fonksiyondur. Soruya bakalım. Marjinal fayda sıfıra ulaştığında işte tam şurası, şöyle ok çıkaracağım. Marjinal fayda eşittir sıfır. Toplam fayda da burada bakın. Nerede? Şu noktada toplam fayda maksimum. Maksimum yerine toplam fayda en yüksek değere ulaşır ifadesi de cevabımız olacaktır. Evet, E yazan arkadaşlar doğru cevap vermişler. Gelelim sıradaki soruya. Kaymakamlık sınavında bu sene 2021'de sorulan sorulardan biri. Yine deminki konuyu bize güzelce, iyice pekiştirmemizi sağlayacak bir soru geldi. Ara öğünde ayran içen bir kişinin içtiği ayrandan elde ettiği marjinal faydalar yukarıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bakalım bu tabloyu anlamaya çalışalım önce. Bakın. Marjinal faydayı verdik diyor. Marjinal. Yani ilave, ek fayda. Peki, hiç ayran içmediğinde fayda falan yok. Birinci bardak ayranın kendisine sağladığı ek fayda 10. İkinci bardağın sağladığı ek fayda, üçüncü bardağın sağladığı ek fayda. Dikkat ederseniz azalan marjinal fayda yasası işliyor işte. Azalıyor, azalıyor, azalıyor. Tam şurayı anlamaya çalışıyorum. Altıncı birim bardakta artık içtiği altıncı ayranda ilave bir fayda elde etmiyor. Belli ki burada
toplam fayda maksimumdur. Yani bu tabloya göre deseydi ki kaçıncı birim fayda, kaçıncı birim ayranı içtiğinde toplam fayda maksimumdur? Cevap 6 olacaktı. Ama 6'nın karşısında 0 yazıyor. 0 olan marjinal fayda. Toplam fayda maksimumdur. Ama bunları sormuyor. Bunları sormuyor. Şöyle sileceğim. Dört adet ayran içtiğinde diyor. Evet, kalemi aldım. Dört adet ayran içtiğinde elde ettiği toplam fayda kaç birimdir? Toplam fayda. O zaman toplam fayda için şu işlemleri yapmamız gerekiyor. Bir bardak içtiğinde marjinal fayda 10'sa toplam fayda da 10'dur. Bakın toplam faydayı şöyle şuraya bir sütunda çıkarıyor gibi olayım. Birinci bardakta 10 ek katkı varsa zaten toplamda 10'dur. İkinci bardak 8 getiriyorsa onun üzerine 8 ekliyorum. 18. Üçüncü bardak, yani şöyle gösterirsem güzel olabilir. Sonra bir 6 birimlik katkı yapan üçüncü bardak daha içildiğinde 18'e 6 ekliyorum. 24. Sonra katkı yapan dördüncü ayranın 4 birim katkı yaptığını görüyorum. 28. Beşinci bardak, yani cevabın 28 olduğu şuradan anlaşıldı. Beşinci bardak ayran 2 birim katkı yaptığı için 28'e 2 daha ekliyorum. 30. Altıncı bardak ayran hiç katkı yapmadığı için 30'da kalıyor. Eğer yedinci bardak ayranı içerse zarar görüyor. Zarar her neyse artık. Yani burada 30, 28'e düşüyor. Bilmiyorum. Takip edebildim herkes. Bu durumda cevap sizin de yazdığınız gibi Edirne oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu 15 soruyla genel olarak mikro iktisadın özellikle birinci bölümü ve kısmen de ikinci bölümünden temel konuları incelemiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah birkaç hafta sonra dersler başladığında yine görüşeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer soracağınız başka bir şey yoksa bitireceğim dersi. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birkaç hafta sonra görüşmek üzere.